Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun sevgili seyirciler. Bugün böyle başlayalım istedim. Çünkü her gün bu güzel sözleri içimizden söylüyoruz. Neden içimizden söylüyoruz? Bugün sesli olarak söyleyelim de tüm milletimize örnek olalım istedik. Televizyonculuk tarihini, kitabını yazanlar, televizyonculuğun ilkleri besmele ile yayına girilmez diye bir kural mı koymuşlar? Kim koymuş bu kuralı? Müslüman bir ülkede bu kuralı kim nasıl koyar? Hadi bakalım, biliyorsunuz, malumunuz, bu programda alışılagelmiş tabuları yıkıyoruz. Bu programda milletimize özünü hatırlatmaya gayret gösteriyoruz. Efendim bugün yine ajanslara döneceğiz, gazetelere göz atacağız, sizlerin mesajlarınızı okuyacağız. Bugün takvim yaprakları 5 Nisan 2012 Perşembe'yi gösteriyor. Haftanın 4. iş günündeyiz. Bugün güzel bir gün. Çünkü 4 rakamını severim ve haftanın 4. günündeyiz. Aynı zamanda Perşembe günü Cuma'nın da müjdecisi. Bu güzel günde Allah'ın rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun inşallah. Dedik ya, ajanslara döneceğiz. Ajanslardaki gelişmeleri sizlere ileteceğiz. Sevgili seyirciler, bunun yanı sıra gazetelere göz atacağız. Besmele ile programa başlamak gayet keyif verici oldu. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Çok hoşuma gitti açıkçası. Medya sektöründe hep altını çizerek söylerim. Parayı veren düdüğü çalar. Çok şükür bugüne kadar düdük olmadık. Olmayacağım da. Daha düne kadar ateist olarak medya sektöründe yer alanlar bugün para uğruna Müslüman rolü oynuyor. Büyük televizyon kanallarında müdür koltuklarında oturuyorlar. 17-18 yıllık medya hayatımda bu sektörde o kadar inanılmaz olaylarla karşılaştım ki, o kadar çok hakkım gasp edildi ki, ya düşünün sevgili seyirciler, bu ülkede cuma namazına gittiği için işten kovulan bir spikerim ben. Ama artık yeter. Hak adalet yerini bulacaktır elbette. Evet, dedik ya, bugün 5 Nisan 2012 Perşembe. Haftanın dördüncü iş günündeyiz. Hadi bir dönelim ajanslara, ne var ne yok. Bu arada günaydınlarımızı da iletelim. İstanbul Merkez Stüdyolarımızdan güzel ülkem Türkiye'nin dört bir yanına günaydın diyoruz. Dünyanın dört bir yanına günaydın diyoruz. Türk Cumhuriyetlerine, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ayrı ayrı selamlarımızı, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Dönelim ajanslara, ne var ne yok. Sıcak gelişmeleri sizlere iletelim. Ünverdi Şahin diyor ki, günaydın Murat Bey. Her sabah besmele ile aç. Kim tutar seni? Yolun açık olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene Giresun'dan selamlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Sevgili seyirciler, biz besmelemize, dinimize sahip çıkmazsak kim çıkacak? Bu soruyu bir kere daha soruyorum. Oğuz Kağan Gin, günaydın Murat abi. Yaptığın eleştirilerin sonuna kadar arkasındayız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Aslında bunları eleştiri değil de birer hatırlatma desek çok daha doğru olacak. Türkiye'm Türkiye'mizin ikli değerli izleyicimiz diyor ki, günaydın, hayırlı günler. Ya Murat abi, seni zaten seviyorduk da şimdi daha çok seviyoruz. Allah razı olsun. Çünkü sana gülüyoruz. Hele ki annem, başbakan olsam 3 çocuk yapardım. Niçin, onçin, bunçin, aman bir olmadı, bu başka bir şey oldu demiştin ya. Günlerdir hala aklına geliyor, gülmekten kopuyoruz diyor ailecek. Sevgili seyirciler, biz ülkemize, milletimize, dinimize sahip çıkmak zorundayız. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Çünkü biz babadan bunu gördük, çok şükür. Elleri öpülesi o babadan bunları gördük, bunları öğrendik. Yarın öbür gün çocuklarımıza da ama 3 olur, ama 1 olur, ama 5 olur, bunları öğreteceğiz. Bu ülke bizim ya. İyisiyle kötüsüyle bu ülke bizim. Parayı veren düdüğü çalar. Çok şükür düdük olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Daha düne kadar cuma namazına gittiğim için beni işten kovan, ateistim diye ortada dolaşan insanlar bugün para uğruna, Müslüman kılığına bürünüp televizyon kanallarında müdürlük koltuklarında oturuyor ya. Onlar adam olduğunu sansın, ben adamlığından hiçbir şey kaybetmem. Medya sektörü madam dolu. Aslında adam gibi gözüken madamlarla dolu. Adam kılığına bürünmeye çalışmış madamlarla dolu. Böyle bir ortamda adam gibi adam olabilmek zor iştir. Ben zoru severim, zoru başarırım. Herkes bir açıklasın. Şimdi besmeleyle, evüzü besmeleyle programı başladığım için beni gericilikte, bilmem neylikte suçlayacaklar, çıkabilir. Olsun, onlara inat bir kere daha. Evüzü billahi mineşşeytanirracim,
Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bu güzel sözü söyledim diye yobaz olacaksan varsın olsun be. Hep altını çizerek söylüyorum. Adam gibi adam olmak zordur. Yalancı Ayşe olacağıma doğrucu Davut olurum ben. Ayşe'den mi oluruz, ondan mı oluruz, bundan mı oluruz? Korkum yok ki. Biz Allah'tan korkarız, kuldan değil. Sonra herkesin rızkını da Allah verir tabii ki.